Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mart ayında okuyup bitirdiğim kitapların hakkında birazcık konuşacağız. Öneriyor muyum, önermiyor muyum? Ya biliyorsunuz ki ben genel olarak kitapların hepsini öneriyorum. Çünkü her kitaptan her insanın alabileceği muhakkak bir ders vardır diye düşünüyorum ben ve hep buna inanmışımdır. O yüzden genel olarak tavsiye ediyorum. Özellikle merak ettiğiniz kitapları lütfen okuyun. Çekiliş hakkında da videonun en sonunda yine size bahsedeceğim. Çekilişe de lütfen katılın çünkü katılmıyorlar. Bayağı az katılım var. Yani bu yüzden şansımız, yani bu videoyu izleyenlerin şansı gerçekten çok yüksek. YouTube'un altına yorumlarda yazıyorsunuz önceki videolarda hani katıldım diye ama gerçekten ben görmüyorum Instagram'da onları. Lütfen katılın ve istediğiniz kitapları yazın. Bu ayda 4 tane daha kitap eklendi. İnşallah isteyen birine çıkar. İnşallah size çıkar. O zaman okuduğum kitaplara geçelim. İlk kitabım Fareler ve İnsanlar. Fareler ve İnsanlar'da George Velen diye benim iki tane baş kahramanım var. George ve Lenny gerçekten sürekli bir arada olan ayrılmaz dostlar. Lenny'nin akıl sağlığı yerinde değil, birazcık ruh hastası. Ve bir zaafı var. Böyle yumuşak olan her şeyi parmağıyla okşamak istiyor, sıkmak istiyor. Mesela bu bir tavşan olabilir, bu bir fare olabilir, bu bir köpek olabilir veya kadife bir kumaş. Hatta belki de bir insan saçı. Sonunda gerçekten olan oluyor. Ne oluyor derseniz, yani onu söylersem bayağı kitabı bitirmiş olacağım. O yüzden kitabı okumayacak olan ve merak eden varsa bana Instagram üzerinden yazabilir. Onlara söylerim ne olduğunu. Hala gerçekten inanamıyorum. Beni çok etkiledi yani son kısmı. Asla öyle biteceğini düşünmemiştim. Bunu hepinize tavsiye ediyorum. Keyifli, güzel bir romandı. Diğer kitabım Dönüşüm. Dönüşüm'de de bizim baş kahramanımız Gregor. Gregor kendisini kabuslu bir gecenin sabahında, yatağında uyandığında devasa bir canavara benzeyen bir böceğe dönüşmüş olarak buluyor. Kitabın adı da zaten buradan geliyor. Bu kitap benim bu zamana kadar okuduğum en garip kitaplardan birisiydi. Garipten kastımı ancak ve ancak okursanız anlarsınız. Yani bu kitap hakkında gerçekten ne desem ne söylesem bilmiyorum. Hala anlam veremediğim bir kitap oldu çünkü. Daha önce okumadığım ve merak ettiğim bir kitaptı. Sadece fazla abartıldığını düşünüyorum. Bunu da okumayan herkese tavsiye ederim. Yani merak edenler okusun. Son kitabım Seninle Başlamadı. Bu kitap da sizin farkındalığınızı artıracak. Kendinize, ailenize bakış açınızı değiştirecek. Onları daha iyi anlamanızı sağlayacak bir kitap. Ve kendinize. Arkadaşlar bu kitapta yaşadığımız travmanın belki de bize ait olmadığını gerçek yaşam hikayeleriyle bize gösteren bir kitap. Şimdi nasıl oluyor derseniz, diyelim ki ben mesela kötü bir duygu içerisindeyim, kötü bir şey yaşadım ya da yaşamadım, kötü hissediyorum. Bu duygunun daha öncesinde bizim büyüklerimizden, yani annemizden, babamızdan, dedemizden, anneannemizden, belki de onların anne babalarından kalıtsal olarak devralabileceğimizi söyleyen bir kitap. Nasıl oluyor derseniz, özdeşim duyguları diye bir şey var arkadaşlar. Hani bu duyguları biz onlar için mi taşıyoruz? Bunlar gerçekten bizim duygularımız mı? Bu kısımda yani onların duygularını bizim şu anda hissetmemize özdeşim duyguları deniyor. Bu duyguların üstesinden nasıl gelebiliriz? Bu kitapta hepsini anlatıyor. Gerçekten bazen bu şeyi kabul etmek bile sizin o kötü ruh halinden çıkmanıza iyi gelecektir. O yüzden bunu da gerçekten tavsiye ediyorum. Yani aradığınız hazine belki de girmekten korktuğunuz mağarada saklıdır. O yüzden çekinmeyin, ailenizle konuşun. Kötü hissediyorsanız, gerçekten bir neden de bulamıyorsanız bu duyguyu şu an siz geçmişteki insanlar için yaşıyor olabilirsiniz. Umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. Ya gerçekten beni etkileyen bir kitaptı. Daha detaylı ve daha düzgün bir şekilde yine merak edenlere yazabilirim. Şu an anlatırken heyecanlandım çünkü beni gerçekten heyecanlandıran bir kitap oldu. Ve keyifle okudum. Hepinize de tavsiye ediyorum. Seninle Başlamadı. Evet arkadaşlar, Mart ayında okuyup bitirdiğim kitaplar bu şekildeydi. Siz de hangi kitabı istiyorsanız Instagram üzerinden çekilişime katılabilirsiniz. Yorumlarda da yazarsınız. Ocak ayında, Şubat ayında ve Mart ayında okuduğum kitaplar dahil bu çekilişe. Sadece Mart kitabı elendi. Mart'ı da neden elendi? Şubat ayında kazanan kişi Mart'ı istedi. O da sahibine ulaştı bu arada. Keyifli okumalar diliyorum ona da buradan. Şimdi sırada Mart ayı çekilişimiz var.
İnşallah bu da çok isteyen birine gider. Bu arada ben şunu söylemek istiyorum. Şöyle bir şey düşündüm. Dedim ki hani sadece okuduğum kitapları değil de hani mesela bir ayda ben 4 ya da 5 kitap okuyabiliyorum ya da 3 kitap okuyabiliyorum diyelim. Sadece okuduğum kitapları değil daha önceden de okuyup bitirdiğim elimde olan kitapları da çekilişe ekleyeyim diye düşündüm. Bunun hakkında yani siz ne düşünüyorsunuz? Sizce öyle bir şey yapayım mı yoksa yapmayayım mı? Bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.